Demir. Demir, sen nasıl bir görümcesin? Oturuyorsun da gelin çalışıyor. Bu şu an benim fikrimdi. Demirim. Demirim. Demirim, sarı cibcibim. Sarı cibcibim. Bu kıyafeti ben Mira'ya almıştım arkadaşlar. Ama Mira boydan uzun olduğu için şuraya, şurasına geldi. Benim tompikim giyiyor şimdi, tompikim. Topikim giyiyor, topikim. Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Neyle büyüdün? Neyle büyüdün? Pınar'la mı büyüdün? Pınar'la büyümüş arkadaşlar benim gelinim. Benim pamuğum da burada. Nenesinin. Bazen arkadaşlar, bazen işte Mira böyle arabada yattığı zaman sana, yani sürekli arabada yatıyor düşünenler var. Öyle bir şey yok. Çünkü bazen öyle oluyor ki dışarıdayız ve arabayla mecbur yanıma alıyorum. Ağlamasın, şey yapmasın. Ama genelde annemin kocaman beşiğinde yatıyor. Yetişerek kurban olurum seni yaradana. Annem, annem, annem. Demir. Gideyim bakayım annem ne yapıyor. Demir'im. 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 Ne yapalım seninle? Şimdi ne olmuş ya? Dün Mira'nın kontrol günüydü. Söylemiştim zaten 2 gün önce. Götüreceğimi. Götürdük. Sağ olsun her zaman. Ta ki başından beri işte. Mesela biliyorsunuz ablamla gidiyordum, şey yapıyordum. Ama annemlerdeyim şu an. Amcamın kızı işte sürekli yanımda geliyor sağ olsun. Onunla dün Mira'yı götürdük. Doktor baktı işte, dinledi, şey yaptı. Öksürüğü ya da işte şeyi falan azalmış dedi. Onlar dedi geçiyor ama ciğerlerinde bir ses var dedi. O da hoşuma gitmiyor. Yani biliyorsunuz Mira en ufacık bir hastalığında hemen maalesef ciğerlerine iniyor. Bu da bağışıklık sisteminin güç, yani düşük olduğuna, işte prematüre doğduğundan dolayı. Bir de beslenmiyor. Çok yazanlar olmuş. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımıza girmişsiniz. Ya da biz sizin hayatınıza girdik. O kadar çok yazan olmuş ki. Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun. Yani Allah hepinizden gerçekten razı olsun arkadaşlar. İşte kansızlık. Feride işte Mira belki kansızlık olduğu için yemiyor. Demir olmadığı için yemiyor. Demir takviyesi işte, kansızlık falan düzelirse bak iştahı da açılacak, kusması da duracak diyenler olmuş. Daha sonra bu reflü maması vardı işte, ben bilmiyordum yani, daha önce böyle bir şeyin gerçekten olduğunu bilmiyordum. Çünkü bize Türkiye'de bahsetmemişlerdi böyle bir şeyden. Ben sadece bu Aptamil'in böyle küçücük bir şeyi Mira'ya orada veriyordum. O da anne sütüne karıştırarak veriyordum. Daha o zaman emziriyordum Mira'yı. O zaman veriyordum ama antireflü işte olan bir mama olduğunu bilmiyordum. Burada işte söylediğim zaman sağ olsunlar Instagram'dan bayağı bir yazan olmuş. İşte Feride bak, Türkiye'de de var. Ben de böyle resmini aldım işte. Onu Şahin'e gösterdim. Çünkü ben buradan 3-4 kutu alıp götürmeyi düşünüyordum ama orada da varmış. Oradan inşallah gidip alacağım. Çünkü daha dün doktor bunun bayağı bir kullanılması lazım dedi. Neyse işte ciğerlerinde bir ses var dedi. O da hoşuma gitmiyor. Belki dedi işte bundan söylemiştim ya birkaç gün şey. Bundan bir iki hafta önce hasta olmuştu. Ooo. Güzel. Güllere gül yakışır. Teşekkür ederim. Anneme gidip şikayet edeceğim. Dakika bir vuruyorsun bana. Severek vuruyorum. Abuna bak, abuna ne? Şunun rengine bak. Abu güzel. Abu açılmış ya abu. Şu sarı çok değişik. Ataş renginden mi abi? Dün ben sana şey istedim ya. Vazan mı? Ha, güller koyacaktım işte içine. Teşekkür ederim gelinim. Niye serinlendi, güzelleşti. Çünkü güneşten yanıyordular. Neyse, bundan 2 hafta önce hasta, 2 hafta mı 3 hafta mı önce hasta olmuştu. İşte iyileştirmiştik diye düşünüyorum. Ben çocuk doktoruna götürmüştüm, başka bir doktora.
O da işte bir tedavi süreci işte başlatmıştı. İlaçtır, şuruptur falan. 5 günün sonunda gerçekten öksürüğü falan azalmıştı. Yani durmuştu kesinlikle. Ama ciğerlerindeki balgamı atamamış ve ciğerlerinde kalmış. Ne kızım? Nene yok. Nerede nene? Tavukların oraya baktın mı? Nereye gitmiş nene? Tamam bak kızım. Ay şuna. Ay dikeni var. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi. Bakın kendisi sarı ama şurası kırmızı. Ciğerlerinde o kalmış, kaldığı içinde dur, yani içinde durup 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 tekrardan hastalığa dönüşmüş. Şimdi doktorun dediği de şu. Acaba içinden atamadığı öksürük işte balgam olduğu için mi bu hırıltı var bilmiyorum. Ya da ondan da olabilir. Çünkü ben çocuk sağlık yani hasta değilken, sağlığı yerindeyken mesela öksürmüyordu, şey yapmıyordu. O zaman dedi dinlemediğim için ciğerlerini bilmiyorum dedi. Siz bana getirdiğinizde çocukta şey hem kusma vardı hem de ciğerlerinde bir ses vardı. Yani nefes zor alıp veriyordu. Böyle şey zor değil de böyle çok hızlı şekilde nefes alıyor. Yani şu nasıl desem ciğerleri böyle şey yapıyordu arkadaşlar. Ben nasıl anlatsam size? Hani siz beni anladınız. Anladınız. İşte. Ne diyordum ya? Ha belki ondan olabilir dedi. Belki işte bu şeyin içinden atalım. Ne yapacağım? Kırıldı mı? He. Burası yok. Ben değil canım. Bire bu miyir? Bire. Ha bile mi? He. Ben etemiyorum ben. Ben takarım. Dur ben takayım canım. Şey belki ondan olabilir dedi. Önce dedi bunu iyileştirelim dedi. Ciğerlerini temizleyelim daha sonra bakacağım dedi. Yok dedi bir de şey alerjik olabilir dedi. Alerjik damla falan da verdi. Salı gününe kadar bekleyeceğiz. Salı gününe kadar bunlar işte bu ses falan geçmezse eğer, ses devam ederse tahminim bir şey daha var dedi. O da olabilir. O da nedir? Biliyorsunuz Mira ameliyat kalbinden ameliyat oldu ve ameliyattan sonra ister istemez oksijen maske takıyordular yani nefes alması için. O oksijen maskenin işte oksijenin vermiş olduğu ses de olabilir dedi ve bu ha kızım. Niye oynamıyorsunuz siz? O oksijen maskenin vermiş olduğu zarar da olabilir dedi. Yani şimdi bu ciğerlerinden asla çıkmayacak diye bir şey yok. Zamanla çıkacak ama bayağı bir zaman alıyor dedi. Bu mesela bir yıl da olabilir. Ama şey yapmayacağım onu. Götür kapıya ben geliyorum şimdi. Geliyorum hemen geliyorum tamam mı? Abone ol git geliyorum şimdi tamam. Hadi git al. Ben yapacağım canım hadi gitsin. Yani bu zamanla geçer ama ne kadar süre içinde geçer yani bunu tahmini olarak söyledi. Eğer salı gününe kadar çocukta işte ciğerdeki ses, hırıltı, böyle hızlı nefes alıp vermesi durmazsa ona da bakacağız. Daha sonra röntgen çekilecek. Bayağı bir şeyler dün yine söylendi arkadaşlar. Bilmiyorum artık inanın bazen böyle. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ne düşüneceğimi bilmiyorum. Yaşayan anneler tabii ki de bilir. Aklından bin türlü şeyler geçti. Dur güllerimi ezdin. Aklından bin türlü şeyler geçen anneler de vardır. Benim de geçiyor inanın. Böyle düşünüyorum, taşınıyorum. Çok şükür kusması durdu. Bu belki bu reflü mamasından sonra bilmiyorum ama kusması durdu arkadaşlar. Sadece şurada işte hırıltısı var. Onu da inşallah salı gününe kadar atlatır. Öyle yani. İşte alerjik şeyi verdiler. Alerjik damla verdi. Belki alerjik de olabilir dedi. Çünkü bende de var. Böyle mesela arabaya bindiğim zaman toz falan girdiği zaman beni de öksürük tutuyor. Böyle şey oluyor. Burnum tıkanıyor. Öksürük durmadan öksürüyorum falan. Sabah da kalktığım zaman sürekli şuram kapalı oluyor. Ve 2-3 gündür sesimde de bir değişiklik var. Böyle daha da kalın bir sesim oldu.
İnşallah geçer. Daha sonra işte bu şeyi yazmışlar. Instagram'dan bana Feride benim oğlum da öyleydi diyen bir izleyicim vardı. Kusura bakmayın şu an isminizi gerçekten unuttum. Çünkü o kadar çok yazan var ki. Ventolin veriyordum dedi sürekli. Ventolin ben de şu an veriyorum. Buhar olarak Ventolin veriyorum arkadaşlar. Ben bunu Türkiye'de de veriyordum. Türkiye'de böyle nebul şeklinde veriyorduk. Ama burada böyle damla başka bir şeyle karıştırarak veriyorum. Yani buharını veriyoruz burada Ventolin. Yani o kadar çok ilacı, damlası, vitamini, ne bileyim vitamin D'si, osu, busu bir sürü şeyler olduğu için bazen isimlerini unutuyorum. Ne olduğunu unutuyorum. Neler verdiğimi unutuyorum. Böyle kağıda amcamın kızı sağ olsun böyle yazdı. Sabah ne, öğlen ne, akşam ne. Doktor da sağ olsun çok ilgili, iyi bir doktor. Numarasını verdi. Bir şey olursa, aklımıza bir şey takılırsa muhakkak arayın. Gece gündüz fark etmez. Bir şey unutursan, bir şey yanlış yaparsan, ne bileyim şey onları söyle. Bir de tabii ki bunu bizim için söylüyorsunuz. Feride artık dön Türkiye'ye. Türkiye'deki doktorlar hiçbir yerde yoktur. İşte şudur budur. Evet, Türkiye'de bayağı tıp bayağı bir gelişmiştir arkadaşlar. Ama burada da iyi bir doktorlar yani vardır, muhakkak vardır. Ben demiyorum ki şimdi Türkiye'deki kötüdür, buradaki iyidir ya da buradaki kötüdür, Türkiye'deki iyidir. Asla öyle bir şey demiyorum. Bütün sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun. Sonuçta onların sayesinde çocuklarımız elimizde. Kimse kimin iyi, kimin kötü olduğunu söyle. Ben sadece bir anne olarak bütün şeylerden geçmek istiyorum. Yani yarın keşkelerle yaşamak istemiyorum. Keşke şunu yapsaydım. Keşke çocuğum için bunu yapsaydım demek istemiyorum arkadaşlar. Ben sadece bir anne olarak elimden geldiğini yapmak istiyorum. Yani yarın öbür gün ben dün Şahin'le de konuştum. Biz elimizden geleni yapalım. Yarın öbür gün bu çocuk büyüdüğü zaman işte siz yapmadınız dedim demesin. Yeter ki büyüsün, sağlığı yerinde olsun. Biz kendimizden şey yaparız. Sonuçta onlar için yaşıyoruz. Öyle tabii ki de ben eninde sonunda tabii ki evime döneceğim arkadaşlar. Yani sadece buradaki şeyleri de şey yapmak istiyorum. Orada fizik tedavi yok mu? Var. Sadece işte bu mumla falan bir şeyler yapıyorlar ya onlar hiç duymadım. Büyük bir ihtimal belki orada da vardır bilmiyorum. Araştırırsam belki vardır. Daha önce lazım olmadığı için belki bilmiyorum. Ama araştırırsam belki Türkiye'de de vardır. Yani ben sadece burada kaldığım sürece bunları yapmak istiyorum. Belki çocuğuma bir faydası olur. Ne bileyim. Türkiye'deki doktorlardan da Allah razı olsun. Buradaki doktorlardan da Allah razı olsun. Yani iyi veya kötü ben şu an ayırmıyorum, şey yapmıyorum. Ama ben sadece her şeyi yapmak istiyorum arkadaşlar. Baktırmak istiyorum. Nedendir, sebeplerini bulmak istiyorum. Buradan gittiğim zaman tabii ki yine kendi aynı doktorumuza gideceğim. Kalp amuş yapma can. Kalp doktorumuz olsun Çağrı hocam. Daha sonra Murat hocam çocuk doktoru. Onlara zaten biz yine tabii ki aynı hastane, aynı doktorlara da gitmeye devam edeceğiz. Çünkü Mira yoğun bakımdan çıktığından itibaren onların elindeydi. Ve onlar neyin ne olduğunu, neyin nasıl yapıldığını benden daha iyi biliyorlar. Sonuçta her anlamda benden daha iyi biliyorlar. Oraya gitmeye devam edeceğiz. Sadece şu fizik tedavinin üçüncü şeyini de alacağım. Ondan sonra zaten gideceğiz. Öyle ama kusması durdu çok şükür. Şu an bir şey yok. İnşallah salı gününe hırıltımız da geçer. Dua edin lütfen. Ediyorsunuz zaten. Allah razı olsun. Niye demiyorum? Miraşım için dua edin. Salı gününe kadar iyi olsun. Belki de bu video bugün pazar. Yarın yükleyemezsem belki de salı günü yüklerim bu videoyu. Bilmiyorum. Yani yarın çarşıya falan çıkmak istemezsem büyük ihtimalle salı günü bunu izleyeceksiniz. Salı günü de doktordan 3'te paylaşıyorum. Büyük ihtimal doktordan da çıkmış olacağım. İnşallah yine de dualarınız kabul olur inşallah. Miroş'um için. Kırma canım bunu mama bana getirdi. Öyle Miroş'umla ilgili bu şekil arkadaşlar. İyiyiz inşallah daha da iyi olacağız. Birazcık halsiziz. İşte hırıltımız var. Öyle yani bir de şey vardı. Neden çocuk sürekli aynı tulumda geziyor? Aynı hani tulum değil de aynı kıyafetle geziyor. Aynı kıyafetle yatıyor. O tulum arkadaşlar böyle mont gibi bir şey. Ben onu dışarıya özellikle biliyorsunuz Mira çok hassas ve en ufacık bir rüzgar çıksın, essin hemen hasta olan bir çocuk.
O yüzden dışarıda ya da burada şu an içeride oturduğumuz zaman burası gerçekten çok çok serin. Ki dışarısı da artık serin. Sürekli Mira'ya böyle yerde şey yaptığı için ben ona giydiriyorum. Mesela annesi Amos. Mesela annesi Demir'e giydiremiyor. Çünkü giydirse hemen terliyor, su gibi oluyor. Mira'da terleme gibi bir huyu yok. O yüzden ben ona giydiriyorum. Dışarıda da giydiriyorum. Burada da giydiriyorum ve aynı kıyafet gibi gözüküyor. Aşkım nene çağırıyormuş seni. Miram'la ilgili bu şekil. Yarenim iyi çok şükür. Annemler de iyi. Anneme selam gönderen arkadaşlar var. Allah hepinizden razı olsun. Annem yorumlarınızı okuyor. Çok çok mutlu oluyor. Ayrıca annemden, bütün ailemden, özellikle annemden, Nergiz'den Allah razı olsun. Sürekli yanımdalar. Hiçbir zaman mesela Nergiz özellikle, nasıl desem, sürekli şey yapar işte. Abla sen yat, abla sen dinlen. Allah herkesten razı olsun arkadaşlar. Zor, yani insanın zor zamanında yanında olan herkesten Allah razı olsun. Bütün ailemden işte ne bileyim. Neyse Allah razı olsun. Bu arada evle ilgili soranlar oluyor. Böyle 2-3 iki videodur böyle hep iç dökmeli bir video oluyor. Kusura bakmayın. Evle ilgili soranlar oluyor. Feride Şah eşin ne yaptı, ev buldu mu? Birkaç tane ev gönderdi arkadaşlar. Yani sürekli WhatsApp'tan ev falan gönderiyor bana. Ben de oradan bir tanesini seçtim gibi. Bilmiyorum fotoğraflardan ne gibi ev seçilir ama. Seçtim gibi. Bir tanesi vardı kullanılmış yani yaşayanlar vardı ama bir tanesi dün gönderdiği bir ev vardı. O daha sıfır. Mutfaktaki işte mutfak dolaplarının daha jelatinleri bile sökülmemiş. Kaba yani kaba temizliği bile duruyor. İnşaattan sonraki kalan kaba temizliği bile duruyor. Büyük bir ihtimal orası olur. Bilmiyorum. 2 artı 1 miydi? 3 artı 1 miydi? Tam olarak bilmiyorum ama güzel ev sıfır. Kemerde. İnşallah bakacağız. Bugün de baksın. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş zamanım azalıyor. Son sayılı günlerim kaldı. 2 haftam falan kaldı. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki bir aksilik çıkmazsa. Böceğim. Böceğim. Bir aksilik çıkmazsa Allah nasip ederse 2 hafta sonra ya da 3 hafta sonra evimizde oluruz. Gitmeden önce işte o evleri Şahin gönderiyor. Ben gitmeden tutulacak. Daha sonra da gittiğimde 2-3 gün işte dinleniriz. Annem kayınvalidemle çocuklara bakar. Ben de evi falan taşırım. Öyle evde bakılıyor yani şey değil. Ay Sinek gider misin? Yani her şey yoluna girecek arkadaşlar. Rabbim sevdiği kulunu sınarmış. Öyle diyorlar ya. Ne? Ay kızım alışmış. Benim ağzım alışmış artık kızım demeye ya. Ya? Ne? Ne canım ne? Ne? Ne öyleyim ne? Ne? Bibiye zizeni. Halasının pamuğu. Çok seviyorum seni. Evet. 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 Evet çirkin seni. Sen çok çirkinsin. Evet. Çok çirkinsin sen. Sen ilgi mi istiyorsun? İlgi mi istiyorsun sen? Sen ilgi mi istiyorsun benim güzel oğlum? Benim pamuk oğlum, pamuk oğlum, pamuk oğlum. Bu, ne? Bu. Konuşmak istiyor. Şimdi gidelim bakalım Saniye Sultan ne yapıyor arkadaşlar. Mira sabaha kadar uyumadı yine. Bilmiyorum böyle. Ağlamıyor ama uyumuyor da. Böyle sürekli dönüyor. Böyle sanki yani bir yerinde bir ağrı var gibi ama nerede, nasıl, neresi olduğunu yani konuşmadığı için bir şey bilemiyorsun. Bebek olduğu için bilemiyorsun. Ama bir anne olarak bunu hissediyorsun. Bir şey var. Ta ki sabaha kadar 7.30'a kadar böyle şey yaptı. Karnını doyurdum. İlaçlarını falan. Gel buraya gel. Gel kucağıma gel. Gel öyleyim gel. Bakın. İlaçlarını falan verdim ve uyudu şu an. Aynı kardeşimin suratı. Aynı kardeşimin suratı. Hadi gidelim bakalım nene ne yapıyor. Nene ne yapıyor nene? Gırı. Gırı. Ne oldu? Ne oldu? Yedi mi sinek seni? Ne uydu? Ne uydu? Dışarıda rüzgar esiyor. O yüzden çıkarmak istemedim.
Ne diyorsun ne? Ne diyorsun ne? Al. Sarı cip cip. Sarı cip cip. He? Yesin mama seni. He? 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 Benim sarı cip cipim de burada. Böyle rüzgar var. Rüzgar esiyor. Gideyim bakayım annem nerede? Sesi bir yerden geliyor da. Buralar hala bu şekil duruyor ve çoğunlukla şuralar bu şekil kalsın demişsiniz. Annen dokunmasın, böyle kalsın. Bilmiyorum arkadaşlar, artık kendi kararlar. Ha Nergis, dur hele sana bir şey söyleyeyim. Geçen ben takipçilerime sordum da işte. Annem diyor ki burayı bu şekil mi bırakalım yoksa şu tahtaları keselim. İşte başkalarından fikir alacağına Nergiz'in fikrini sorun. Nergiz ne istiyor demiş. Ben de dedim burası zaten Nergiz'in evi. O biliyor ki kaynanası kötü bir şey yapmaz. Onun için yaptığı için her şeyi. Sıranını kesmek lazım be. Baksana. Bunun şeylerine baksana. İşte şunlar sadece şu kapının ortadaki kalacak. Yani şuralar takılmıyor da o yüzden arkadaşlar. Yani mesela böyle güzel, evet hoşumuza gidiyor ama takılmıyor. Olmuyor. Acaba ortaya kaldırıp da yanlarına. Yani burası zaten benim Nergiz'imin evidir arkadaşlar. Annemler inşallah Rabbim ömürlerini uzun etsin. Annemler hayattayken sen beraber şey, yaşıyorlar. Sen arkadaşlara rica et ki beni köle gibi görmesinler. Gönlümü kırıyorlar. Sen benim evimdir ya. Ha, diye. Çok, diyor çok ki, çalışan. Diyor çok ki. Şeyler, o köle midir ya? Ben yazıkmış. Neredeyse hiçbir zaman kendi hayatını yaşamayacağım. Niye yaşamayacağım? Çocuklarımız sağ olsun. Kendim güleyim de. Diyor ki abla diyor, ben yorumları okuyorum da söylesene diyor, demesinler ki işte Nergis sürekli köle gibi çalışıyor, burası benim evim. Yani gerçekten arkadaşlar burası Nergis'in evi, kendisi için yapıyor. Bugün annemle babam hayatta, evet beraber yaşıyorlar. Şu an annemler hayattayken tabii ki öncelik işte burası baba, bizim baba ocağımız, annemin babamın evi. Daha sonra Rabbim ömürlerini tabii ki uzun etsin. Onlar olmadıktan sonra tabii ki burası Nergis'in olacak, kardeşimin olacak. Şimdi de öyledir. Ama Nergis hiçbir zaman şey yapmaz. İlla burası benimdir, illa ben. Ha ne oldu kızım? Koptu mu? Ne oldu? Yani burası Nergis'in kendi evi arkadaşlar. İster akşama kadar yatar, ister çalışır. Burası da şimdi bacım. Aa bunlar nereden toplamış kız bunları? Şey, toplamışla parmağı. Bak buraya kökmeye ne? Nereye bağlayayım? Onu da, nene mi verdi onu size? Yok. Siz mi? Ben çocuğun eve gireyim. Tamam tamam, hadi rüzgar var, hadi gir. Ay çok kısa, çok kısa bağla. Ha götür hadi. Ay telefonun mu? Evet telefonun da. Yani herkesin kendi evi arkadaşlar. İster çalışır. Bağırmayın bağırmayın, bak Mira yatıyor. İster çalışır. İster yatar yani. Sonuçta hepimizin yaptığı gibi, belki evet fazla çalışıyordur. Sonuçta köy hayatı asla benim yaptığımla kıyaslanamaz. Hani senin traktörün? Sen de ona ip bağla da gezdir hadi. Hadi oynayın. Kavga etmeden oynayın. Yani burası köy hayatı. Sabah 5'te başlıyor. Gece 11'de bitiyor. Şehirde yaşayanlar ve köydeki yaşayanların işi tabii ki de kıyaslanamaz arkadaşlar. Sonuçta burası köy. Kocaman bir yeri var, düşünün. Şuralar komple annemlere ait. Tabii ki de işi de zor, işi de çok. Mama neredesin? Anne arkada.
Gelin bakalım nene ne yapıyor. Geldim geldim. Ne var kızım? Ne oldu mamıçka? Gene koptu. Gel gel bağlayalım gel. Aa, bu niye çıkmış abi küçük adam? Merhabalar. Nene nerede? Nerede kız bu? Arkayı temizliyor. Atom karınca arkayı temizliyor. Ağaçları yapacağız. Hangi? Bunları mı? Abi diken elbet batar mı? Elma bu. Şu dikenler çok kötü batıyor. Ne oldu yarın? Ne? Ne yapacaksın bunları yıkıp yakacak mı kuruduğunda? Ha? Yakacak mı kuruduğunda? Ne oldu yarın? Yağmur suyu mu? Demek ki yeterli oluyor. Demek ki yetiyor mu? Yarın şuralarda fazla gezinme bak yılan milan olur. Otların bağlayacağım şimdi dur. Otların içine fazla gezme kızım. Yılan olur da görürsün sonra ısırır seni. Isırmaz da sokar. Yumurta var mı yumurta? Yumurtanız var mı? Yumurtanız var mı kız? Evet şu saçlıya bakın. Amos indirsene şeyini. İndir canım. Futbol, futbolkanı niye açtın? Ya burada şey var. Kapatamıyorum ben. Kapat. Olsun kapat canım soğuk. Bak rüzgar var. Oy. Şunlardan annem süpürge yapıyor değil mi? Gel hadi gel. Gel yarın bağlayayım. Sonra gideyim neneyle şey yapak. Onları taşıyalım. Bağlayacağım kızım bağlayacağım. Ha? Getir getir. Küpeli susamış. Burası soğuk anneciğim soğuk anne. Sana vereceğim sana.
Çocukluğunu doya doya yaşayan bir çocuk. Şeyden, annem buraya yastıklar dikmişti ya arkadaşlar. O yetmiyormuş gibi. Bir de buraya komple dikmiş. Şimdiki, dün hastaneye gelirken armut almıştım. Nergis de getirmiş. Benim odaya koymuş. İyi ki ben seviyorum diye. Çocuklar şey yapmasın. Getirmiş buraya koymuş. Ben şimdi onu alayım dışarı çıkarayım. Böyle uzun armutları seviyorum. Ve daha yeni çıktı onlar. Onlar yoktu. Feride Hanım. Gideyim şimdi o armutları alayım. Bir arada aramıza yeni katılan arkadaşlar için annemin F turunu çekeceğim ama ne zaman bilmiyorum valla. Bir gün çekeriz inşallah. Ammuş soğuk canım, soğuk yapma. Yapma. Yapma soğuk. Bir türlü yorulmayı bilmedi bu atom karınca. Etme canım, su soğuk oradan geliyor. Soğuk, ellerin üşüyor. Ammuş. Dün akşam sünnet düğünü vardı. Oraya gitti geldi. Başı ağrıyormuş. Stresini böyle atıyor. Geçti mi? Ama isim bir şey yapma. Ben gitmedim. Akrabalarımızın sünnet düğünü vardı. Torunlarını sünnet etmişlerdi. Ona düğün yapıyorlardı. Biliyorsunuz ben düğün müğün hele hele bu aralar hiç istemiyorum. Ama çok yakınımızın ayın 11'inde oğlunun düğünü var. Oraya herkes ısrarla beni davet ediyor. Ama herkes. Düğün sahipleri olsun. Annem, babam. Yani açılırsın. İşte sana iyi gelir. Ben Miray'a demir evde bakarım. Nergis'le git diyor. Bakalım. Canım suya değme, değme, dokunma. Bak soğuk. Amoş dokunma. Anam ben biliyorum ki her yeri pırıllatır. Şey... İşte ısrarla düğüne şey yapıyorlar da bakalım. Böyle pek de gidesim yok açıkçası. Benim için en büyük düğünüm Mira'nın sağlığı. Ne oldu kızım? Ben sıkıldım. Sıkıldın. He. Nenesi? Sıkılmış. Ne olacak? Evet. Pırıl pırıl etmiş buraları. Abi rüzgar ne ma bugün? Şu da şey kurudukça, kuruduğu zaman yakar. Hele bir bakayım. Sadece evin önünü değil, arkayı da pırıl pırıl yapmış bunları. Ya kimin böyle çalışan annesi var? Gerçi bütün annelerimiz böyle de. Atom karıncadır bu. Atom karınca. Ma, yorumlarda çoğu demiş ki öyle kalsın böyle. Ama ben de dedim ki öyle kalanamıyor maalesef çünkü av delik niye mi orada delik var? Tosun delmiş. Şey o Nergis de dur kız. Nergis de sabah söyledi yani cam takılamıyor falan. Ama ortadaki kapının yeri kalacak değil mi ama? Kenarları daha iyi birisini bulursa güzel kesen, dümdüz kesen birini bulursa kestirecek. Baban o iş kalsa o yamuk yumuk olur da. Babama güvenmiyor. Babam diyor ki gel ben yapayım diyor. Niye uğraştırıyorsun? O diyor ki sana güvenmiyorum. Diyor ki öyle mi diyor. Evet sana bu konuda güvenmiyorum. Çünkü babam diyor ki mutlaka diyor bir şeyin diyor. Yani şey fazlalığını çıkaracak oradan. Yani bir fazlalık çıkıyor oradan. O yüzden güvenmiyormuş eşine hanımefendi. Orayı tosun yapmış. Büyükbaş hayvan yapmış orayı. Böyle boynuzlamış orayı. Ne yapmış yani? Komik bir yer. Evet. Evet boynuzlamış tosun ya. Aha. Geldi. Papatyam benim. Papatya. Papatya. Aa kız biz bugün seninle bacı olmuşuz ya. Fark etmedim. Benden gördün de giydin değil mi? Sabah.
tosun böyle yapmış. Sabah benim gelinim beni hiç uyanmadan krep yapmış. Papatyamı çekiyorum, seni çekmiyorum. Ben papatyamı çekiyorum. Papatyamı çekiyorum. Çok güzel olmuş. Tosun böyle yapmış kız. Nene oradan dikizlemek için tosun yapmış. Hadi gel. Bakın biz gelinimle bugün ikiz olmuşuz arkadaşlarım. Hatta şöyle. Böyle yarım göstereyim kendimi. Niye? Beni yarım göstersene. Evet biz böyle bugün ikizlendik. Annem almıştı daha sonra bana da aldı. Hadi gel burada ne rüzgar var çocuğu gezdirme. Ne olsun yuklamadım. Yuklamadın mı o zaman nasıl? Yok. Seninki de artık büyüdü. Maşa açtım, maşa izledim. Saçımı gireyim toplayayım. Abi nereden almış kız bu? Aa ah, oradan aldı. Hay Allah bu ne çocuktu bununla bir şey almayayım. Sen ayakların yaş mı dönmüş ha? Yok. Ben zannım değil ki ana senin ayağın yaş mı? Ben de öyle düşündüm lan. Ya yaştı bak götür onu. Etme ama götür bak. Götür abi oğlanı. Sen Amirhan'ı bırak annemin etkisine. Haydi haydi. Kaç. Sen de ile kaç soğuk... abla yakayım kaç. Mama sen de ile soğuk günü bulmuştun ki su yakamaya. Haydi Amirhan. Ama gel. Ayağını çıkar hadi. Çorabını çıkar. Benim de çok indik. Hadi senin fazla ıslak değil hadi. Allah mama. Burunlarının yüzünü yakadım. Sileydi de çatlam. Sildim. Yani fazla suyla oynama. Zaten öyle dedi. Ana dedi ki çatlar yüzümü sil. Hmm. Hadi ma fazla oynama gel. Ne? Ardında gidin takayım bombu çinelim. Ma birden yüklenmeyele. Bol bol yavrum dedi yoğunaydı takayım bombu çinelim. Sonra da geçen gün unuttun sen galiba. Birden yükleniyor sonra da tansiyonu düşüyor. Gel hadi gel. Baş hadi Miran bakacağım. Maşa mıdırık mı bakacağım? Hı. Ama ben içeri girmeyeceğim ben Miran'ın yanına gidiyorum. Şimdi gittim anne ablamın yanına. Maşa bugün oluyor mu ki Nergis? Bütün gün. Git aç bunlara ikisine de. Sessizce otursun Maşa müziği izlesinler. Maşa. Şunu da soruyorsunuz da bunlar nedir? Nasıl yapılıyor? Arkadaşlar bunu annem kendisi yaptı. Bu taş var ya taş. Bu taşları ta orada uzak bir yerde şeyde orada nehir var. Onun etrafına yani kenarından gitti bunları topladı. Durun. Maşa Midvet burada değil. Maşa Midvet içeride. Gidin de içeride bakın. Dur gidiyorum. Sonra şöyle alçı gibi bir şey yaptı. Bunu önce böyle şey yaptı. Daha kurumadan bununla kalın bir şekilde şey yapıyor. Kurumadan bunları bu şekil şey yapıyor. Ondan sonra da böyle parlak boyayla hatta parlak boyayla geçti. Ve bu şekil oldu. Güzel oldu bence. Yıllar yılı da duruyor. Sen var mıydın Nergis o zaman? Var mıydın değil mi? Var ediyorum. He tamam. Ben de o kadar şartış duruyorum. Ama diğer işler dökülüyor. Yıllar yılı durdu. Hiç dökülme falan da olmadı. 5 sene oldu. 5 daha fazla olmuştu. Benim düğünümde sene. Bile vardı. 6 sene. Daha fazla. Bana çünkü evlendiğime 6 sene oldu. Öyle bu şekil. Hatta evde de bir kere bir yerde var. Öyle komple. Nergis bugün belki biber toplarız. Biber toplayalım bugün de biberleri şey difrize doğrayalım. İnşallah hala uyuyor. Kız bunlara ne olmuş berbun yatıyorlar? Kime? Şeye mi? Güllere mi suya koymadın ki? Abını da abaya Amirhan'la yaren getirdi buraya. Yemediler koydular buraya bak. Pompo. O tarafları bitirdi. Şimdi evin tamamen bizden bu taraf. Yani bizim evlerin arkasını temizlemeye girişmiş. Normalde burada artık bakın başkasına. Ama şurası yarısı annemlerin, yarısı bu tarafa ait. Gelmiş bu arayı temizliyor. Kızın gelecek. Gel kızın gelecek. Ha? Sevda kızın gelecek. Gelsin. Sevda aradı akşam, şimdi. Ha? O gelince ben burayı götürürüm dedi. Sevda aradı geliyor yani bir saat içinde belki gelir dedi. Tokaç? He. Ben gidemedim dur. Ha, biraz evvel sütleyeceğim ama pişirin tezgah. Az bir şey pişirin sola da atın. Tezgah. Tokaç pişirin biraz evvel etine kartopu mu yedersin? Bilmiyorum şimdi gidelim de dur. Evet boş mu yormam ama kendi abi. Şimdi, biraz evvel az bir şey Markovka'dan salata yedin gelin. Ha gidiyorum diye gidiyorum. Şimdi şurayı da temizleme. Ben burayı süpüreyim. Ya dur kız. Şurayı da temizleme sebebi şurayı alçı değil de şey ne diyorlar ma buna? Alçı galiba böyle. Alçı yapıyorlar ya. Onu yapacak da bakın komple sular aka.
Arkası bayağı bir eski olmuş. Orayı komple şey yapacak. Burada zaten yaz oturma yerimiz var ya. Arkası tahtalı olan bakın. Ve oraları komple kapatacaklar. Yani burası tamamen şu an arka tarafı. Ama Soniye Sultan, Saniye Sultan rahat edemediği için girişmiş buralara. Fazla ama yılan milan olur mu ha? İşte korkuyorum ki girer mi abralar paklayayım. Sen kendine aşın şey it Allah aşkına bir yılan da sokacak da o eksik değil. Tövbe estağfirullah. Şey. Yılda iki defa temizliyor. Bakın bir de o tarafı var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ay şurası. Şu otlar var ya oralarda temizlenecekmiş. Yani normalde dediğim gibi burası yarısı bu tarafa ait yarısı bu tarafa. Ama bu taraftan kimse pek bakmadığı için böyle yılda annem yapıyormuş işte. Hatta şimdi şöyle şöyle bir şey var. Evin o tarafında da buranın sahipleri yaşıyor. Evin bu tarafında da böyle iki tarafta da aynı komşularımıza ait. Yani ortada şu an biziz. Bu tarafta da aynı, o tarafta da aynı. Yani bu tarafta annem temizliyor, bu tarafta annem temizliyor. Neyse ama sen şöyle kendi tarafını yap. O da dediğim gibi alçı için temizliyor şu an. Burayı göstereyim mi? Burası normalde şu an kimse kalmıyor. Ama zamanla ne yapacaklar bilmiyorum. Belki kıracaklar, bozacaklar. Ne yapmayı düşünüyorlar ama burada? Normalde burası Kazak komşularımız vardı arkadaşlar burada. Ama nereye gittiler onlar? Almadı. Burada Kazak komşularımız vardı. Çok da iyilerdi. Ama onlar sonra evi satmışlar. Bizim diğer komşu, yan taraftaki komşumuza satmışlar. Yani hem o taraftan komşu hem bu taraftan komşu. İşte Kazaklar satmış çok yoksa ki oysa ki çok güzel yani iyi bir komşularımızdı. Mama fazla bak ayağın altına iyi bak. Hadi ben gideyim tokaç mokaç edeyim. Haydi güle güle. Öyle öyle bakın öyle. Maşallah benim bu anam. Bu öncesi sonra son kişi. Sonra bu öncesi sonrasına da geleceğim. Arkadaşlar sonraya da çekeceğiz. Bakın burası normalde şey kimse kalmıyor yani. Şöyle bir şey var. Şey kalıyor işte burada inşaat minşaat şeylerin araba marabalarını koyuyorlar. Çalışanlar burada şu an kalıyor. Yani şeysiz. Bakın bakımsız. Böyle. Zamanla bilmiyorum artık ne yapacaklar burada. Bu şekilde. Burası komple o ağaçlara kadar devam ediyor. Bakın o ağaçlara kadar. Evde bayağı bir çökmüş bakın. Çünkü eski ev. Ama zamanla artık ne yaparlar bilmiyorum. Geçen hatırlıyor musunuz? Buradan şey topladım ya yaban mersini. Orası işte. Nargoş! Neredesin bacım? Buralar yapıldı mı çok çok güzel olacak ama artık ben görür müyüm bilmiyorum. Seneye inşallah. Allah nasip ederse. Bu sene çünkü artık yarın tam bir iki ay oluyor arkadaşlar geldiğime. Tam iki ay olacak. İki aydır 60 gündür buradayım. Birazcık daha var. Yani belki 2,5 ay falan olacak. İlk defa bu kadar uzun süre kaldım. Normalde 20-25 gün kalıyordum. Nergis neredesin? Şunlara da daha yer bulamadık. Nargoş! Aba dedi ki biraz tofaç edin. Markovlu salat edin. Ben de gideyim. Hey! Ne yapıyorsun? Bak üstüm mor oldu. Bir tanem bak. Bak mama kısacak sana. Gel. Koş hemen bunu çıkar koş. Ayaklarına da şey tapiçika giy hadi. Gideyim birazcık şey getireyim. Salatalık getireyim. Bir tane biber. Havuç salatası yapayım. Öyle işte arkadaşlar. Annem o tarz işleri sevdiği için yapıyor genelde. Kelebeklere bakın. Evin arkası olduğu için kimse pek de umursamıyor. Ama annem o tarz şeylere takıyor işte. Temizliği sever. Canım annem. Türkiye'ye döndüğümde buraları özleyeceğim. O yüzden böyle bol bol çekiyorum ki bana da anı kalır. Bazen böyle açıyorum özlediğim zaman. O yüzden böyle herkesi çekmeye çalışıyorum. İşte babam önceden istemiyordu. Kameralara çıkmayı istemiyordu. Daha sonra yavaş yavaş. İşte
ailesi falan burada mı diye soruyorsunuz. Annemin ailesi burada değil arkadaşlar. Hepsi Türkiye'de. Küçük teyzem, geçen Nigar'ın videosunda da izledim. Geçen teyzem soruyorsunuz. Nigar'a da soruyormuşsunuz. Küçük teyzem Antalya Çamyuva'da kalıyor. Büyük olan teyzelerim Bursa'da kalıyor ve bir dayım var, o da Bursa'da. Yani hepsi Türkiye'de. Zaten annemin annesi babası vefat ettiler burada. Bir abisi vardı. Normalde 7 kardeşlerdi. 5 kız kardeş, 2 erkek kardeşi vardı. Yani bir abisi vardı, bir kardeşi. Abisi vefat etti. Yani annesi, babası, abisi burada vefat ettiler. 3 ablası ve erkek kardeşi, bir de kız kardeşi Türkiye'de. Bir tek annem burada. Sadece annem burada. Baba tarafından da baba tarafı da benim baba tarafım. Sadece halam Türkiye'de. İki amcam burada var. Başka kimse yok. Babamın annesi ve dedem. Dedem zaten geçen sene vefat etti. Babaannem de kaç sene? 15-16 sene oluyor. Nur için de yatsınlar. Anneannemle dedem de aynı şekilde. Aynen burada vefat ettiler. Şu an Türkiye'de Lara'da bir tek halam oturuyor. Babamla iki amcam burada. Artık ne zaman Türkiye'ye giderler mi, gitmezler mi, nasipleri açılır mı bilmiyorum. Nergis'te birkaç gündür baklava istiyordum. Ama bir şey yapıyor. Sağ olsun. Diyorum ya, Allah gelinden razı olsun arkadaş. Bir şey söylersen onu mutlaka şey yapar. Uyumaz etmez onu yapar. Ertesi gün. Daha dün akşam dedim ki yarın dedim krep mi yapsak dedim. Sabah kalktım ki gelmiş beni uyandırıyor. Kalk abla sana şey yaptım bak sürprizim var. Dedim ne sürprizim? Kalk kalk diyor görürsün. Bir geldim ki masada krep var. Çarşıdan ben şöyle bir şey almıştım. Bunu genelde şeye koyuyorlar. Havuçlu salataya koyuyorlar. Şimdi Nergis'de Sevda gelecek ya, salata falan yapıyoruz. Havucunu her şeyini rendeledim. Bunu bir deneyelim dedim. Normalde ben bunu çok seviyorum ama kendim hiç alıp yapmamıştım. Bunu şimdi sıcak suya galiba koyuyorlar ve bu böyle nasıl desem. Yani değişik bir şeye benziyor. Salatanın içinde gösterir için böyle kurumuş hali soyavaya mensa diyorlar. Nasıl yapılıyor? Şöyle size göstereyim. Ben size şimdi bunun içinde neler var? Neyse ben bunu daha sonra incelerim. Neyin olduğunu, ne var olduğunu, içinde ne olduğunu size söylerim. Genelde işte dediğim gibi havuç salatasına kullanılıyor. Ben de dün amcamın kızıyla işte gelirken öyle bir çarşıya uğradık. Annem de oradaydı. Bir iki paket aldım. Bugün şimdi salataya deneyelim. Ondan sonra ben yine kendim alırım. Zaten şöyle 130 gramlık bir şey. Salatanın içinde özellikle bunu böyle seçip seviyorum yani yemeği. Bir de biliyorsunuz bu sıvı salata sosunu ben genelde kullanıyorum. Nergis de kurusunu kullanıyormuş ama şu an kurusu elinde yok. Ben dedim ki boşverdim. Ben dedim bende ıslak var yani. Ben onu dökerim. Daha sonra kendime yine alırım. Şimdi gideyim bunları deneyelim bakalım. Bunu hiç kendim yapmadım. Sürekli hazır alıyordum ben bunu. Şimdi arkasından okuyayım bakayım. Yapılışı nasıl bir şeydir. Ona göre şey yapacağız işte. Annem çocuklara bakıyor. Nergis sağ olsun baklavayı fırına attı. Şurayı kapatalım da. Bu kapıyı da biliyorsunuz zaten annem geçen sene yapmıştı. Burası bu şekilde buzlu. Buzlu yani. Nergis baklavayı fırına attı. Pişirme hamuru neredeyse hazır. Allah terliklerim de öbür tarafta kalmış. Öbür taraftan gelmişim. Fırında şu an baklavamız pişiyor. Ben de bunu salatayı halledeyim.
şu sıvı şeyin için arkadaşlar, yani normalde yağ kızdırıyorsun, sarımsak falan koyuyorsun, işte pul biber, karabiber, bunun içinde her şey var, yani her şey hazır. Sadece çok az miktarda sıvı yağ şey yapıyorum, onu döküyorum, onun dışında başka bir şey kullanmıyorum. Ama şunu merak ediyorum, güzel, eğer bugün salatanın içine güzel olursa birkaç paket daha alırım, hem orada kızlara da veririm. Şaşlık mı? Şaşlık oynayayım. Şaşlık oynayayım. Onun çorabı yok ama ayağında. Fena hep bağı değil bu oyun. Evet. Miran. Hadi düz oyna gel. Tombala mı diyorlar arkadaşlar? Yeni yılda bunlarla oynuyorlar ya Türkiye'de. Tombala mıdır nedir? Yok şaşlık. Şaşlık. Tombaladır kızım o tombala böyle. Abi, yeni yılda. Tombalayı sen gör. Hele tombala. Benim tombalam ne yapıyor benim baba, tombalam? Tombalam benim tombalam. Daha çok kavgalarınız olacak sizin, çok. Annem arkayı temizlemiş geldi, kendi de güzelce bici bici yaptı, mislendi. Kız sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kız sen ne yapıyorsun? Ha? Yaramaz böceğim benim. Sevda yazmadın mı daha? Açma kızım çoraplarını. İçeride savaş var. O şeyler var ya, tombala mı diyorlar nedir, onların kavgası çıktı. Kaynar suya koydum. Şimdi şey olsun diyor, birazcık yumuşasın, ondan sonra ekleyin diyor. Burada da havucu, burada. Havuç bayağı solmuştu, o yüzden birazcık öldüler gibi. Burada bir adet biberim ve şey, salatalığım var. Şöyle salatalıkları iri iri doğradık. Şimdi bunu dökeceğim. Çok az da yağ koyacağım. Bir de burada maydanozum var. Maydanozu da doğrayacağım. Şöyle maydanozum. Maydanozu da doğradık mı? Tamamdır. Şuna da bir olsun. Neyse bir tane başka görseniz ya. Şimdi haber var mı kızdan? Ne kızdan? Sağ solu belli olmaz diyorsun. Biraz yumuşasın. Son halinde size gösterelim şimdi. Derken tım derken tım. Tım derken Nergis. Bakın. Nergis tım derken. Markuk ne güzel sıvı çıkardı ya. Şöyle bakalım. Biraz daha dursun. Bitti. Pişimizi de hallediyoruz. O kadar. Yemek yapacağız. Babı. Baba. Bakayım baba güzel olursa birkaç paket alırım. Gideyim de Demir'e sorayım hani. Babu nedir babu? Demir sürekli baba 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 diyor ya. Demir Ergiz'im. Bakalım güzel olacak mi? Bence de Ergiz. Çevir bakayım hele. Uşkaların. Abi biraz şey yandı gibi bak. Yanmamış kız. Çok güzel ya. Maşallah maşallah. Nerede yedin dolarları? Dünden beri Nergiz'le dilimize bu şarkı dolandı. Sen nerede duydun onu? Sen nerede duydun? Ben mazayide yetişen o toprakhanede. Demek ki sen dedin, ondan sonra benim dilime takıldı. Ha yok değil mi? Bak Mira, limonu yesen koşarak kaçarsın. Mira. Oy ki. Mira Bey. Ana böyle patron gibi. Patron gibi Nergis çaba saçı. Bu hatunun kızı kandırdı bizi, gelmedi.
Saatlerimiz de 5'e geliyor arkadaşlar. 5'e mi geliyor? Tam 5. Nerede senin kızın? Sahtekar kızın. Abla 3'te geleceğim dedi, yok. Abla 4'te geleceğim, yok. 5'te geleceğim. Artık umudumuzu kestik arkadaşlar. Gelmeyecek gibi mi geliyor? Biz yemeğimizi yedik. Ben burada uzandım, birazcık uyuduk. Miram da yanımda. Annem de sarayını temizliyor. Bir yandan kavga ediyor, bir yandan siliyor. Gelip buraları yapacaklardı, gelmiyorlarmış. Ona biraz canı sıkıldı. Cam siliyor. Neyse, ben de bu videoyu artık burada kapatayım. Sevda gelirse sonuna eklerim, gelmese de artık yapacak bir şey yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mama, herkese gene dene mama. Smişnoy. Sahtekar geliyor, sahtekar. Sahtekar geldi. Saat kaç o? Ha? Saat kaçtır? Pastayı da almış geliyorsun. Güzelce mi? Büyük seti olan da rahat.